13. etap kırsal kalkınma yatırımlarını destek programı ve tanıtım bilgilendirme toplantısı Bolu'da Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül, Oda Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın ve bakanlık bürokratları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, iş dünyasının çalışmalarına yaptığı katkı ve verdiği destekten dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e teşekkür etti. Sayın Bakanımızın da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar yoğun programında odamızı ziyaret etti ve buradaki birinci ağızda konunun detaylarını sizlere bilgilendirecekler. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak ne zaman bakanımızı görmek istesek hemen aklımızda, yanımızda oluyor. Telefonumuzda cevap veriyor. Ve problemleri çözmek gayretinde oluyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise konuşmasında seracılığı önemsediklerini belirterek Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye'de tarım sektörüne yatırım işleri var. Bu bizi çok memnun ediyor. İnşallah ülkemizin dünyada ve Avrupa'da önde gelen bir tarım ülkesi. Tarım hastalığımız var. Bu anlamda çok önemli bir tarım ülkesiyiz. Kendine yeten bir ülkeyiz. Ama dünyanın nüfusu hızla artıyor. Ve artan bu nüfus hızında tabii gıdaya ihtiyaç çok daha fazla olacak. Bu nedenle gıda açığının anlamında da tarım sektörü çok daha öne çıkıyor. Her geçen gün önemi daha da artıyor. Ve tabii ki toplumun algısı farkındalığı da bu anlamda daha bir seviyeye çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal üretimimizi, hasılamızı çok daha yukarılara taşıyacak, birimini sağlayacak uygulamaları ve destekleri tek tek hayata geçireceğiz inşallah. Fatih Metin, Türkiye'nin hayvan varlığı bakımından Avrupa'da ikinci sırada olduğunun altını çizdi. Hayvancılık en büyük haline ham maddesi geldi. Bugün ciddi anlamda hayvancılık faaliyetimiz olduğu için bakın dünyada, özür dilerim, Avrupa'da hayvan varlığında ikinci sırada. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan var. Küçükbaşta birinci sıradayız. Büyükbaşta ikinci sıradayız. Avrupa'da. Dolayısıyla bizdeki et tüketim çok yüksek olduğu için, kırmızı et tüketimi, haliyle bu üretimi destekleyecek hayvansal üretim artıyor. Aynı şekilde beyaz et, kanatlı da aynı. Bunların hepsinin yeme ihtiyacı var. Klasik halk deyimi, hayvana bakarsan o da sana bakar. Kırsal kalkınma projelerinin 2,5 milyona kadar desteklendiğini ifade eden Metin, yani sizin 5 milyonluk bir yatırımınız varsa biz bunun yarısını destekliyoruz. Bu ciddi ve büyük yatırımların da önünü açan bir rakam dedi. Kırsal kalkınma yatırımlarını 2,5 milyon TL'ye kadar destekliyoruz. Yani sizin 5 milyonluk bir yatırımınız var. Bunun yarısı 2,5 milyon. Bunu destekliyoruz. Yani maksimum, taban 2,5 milyon. Bu nedenle bu ciddi bir rakam. Yani büyük yatırımlar içerisinde önünü açan bir rakam. Ama tabii şöyle bir yanlış algı var. Yani bunlar bu büyük projeler şeklinde olacak diye bir şey yok. Yani 100 liralık, 100 bin liralık proje getiren arkadaşımıza da 50 bin liralık iyi ve desteği verecek bir sistemimiz var.